Bu videoda fotoelektron spektroskopisine giriş yapacağız. Bu yöntemle bize verilen bir atom örneğinin elektron dizilimini analiz edebiliriz. Şimdi ekrana getirdiğim grafiği sınavlarda ya da kitaplarda görebilirsiniz. Bu bir fotoelektron spektrumu. İlk soru şu. Neler oluyor? Bu grafik nasıl ortaya çıkmış? Detaylara inmeyeceğim ama temelde durum şu analizi yaparken söz konusu atom dizisini alırız. İşte bu yönde görüyorsunuz. Hatta buraya atomlar yazalım. Diğer yönde de yüksek enerjili fotonlar olacak ve bunlar atomları değim yerinde ise bombardıman altına alacak. Bu fotonların enerjisi genelde yeteri kadar yüksek, hatta tipik olarak bunlar x ışını fotonları. Bunlar çarpıştığında fotonlar yüksek enerjileri sebebiyle çekirdeğe yakın olan elektronların bile bağlanma enerjisinin üstesinden gelebiliyor. Bu elektronlar dışarı itilince uzaklaşıyorlar ve saçılmalarına sebep olacak şekilde dedektörle karşılaşacakları bir manyetik alana giriyorlar. Çekirdeğe yakın olan elektronların bağlanma enerjileri en yüksek. Fotondaki bu enerji daha ziyade bağlanma enerjisinin üstesinden gelmek için kullanılacak. Enerjinin az bir kısmı da kinetik enerji için kullanılacak. Daha yakın olan elektronlar pek de uzaklaşamayacak. Dıştaki elektronların bağlanma enerjileri ise en düşük. Bu sebeple bunları dışarı atmak en kolay. Bu durumda da fotonun enerjisinin daha büyük bir kısmı kinetik enerjiye dönüştürülecek. Bunlar daha da uzağa gittiği için dedektörle daha uzak bir noktada karşılaşacak. O halde fotoelektron spektrumuna şu bakış açısıyla bakabiliriz. Bu spektrum bize kabaca kaç adet elektronun farklı bağlanma enerjileri olduğunu gösteriyor. Sola gittikçe bağlanma enerjisinin arttığını görüyorsunuz. Bu şu açıdan mantıklı. Bağlanma enerjisi bu elektronların dışarı atılırken sahip olduğu kinetik enerjiyle ters orantılı. En sondaki tepe noktası en içteki elektronları gösteriyor. Şunlar da daha uzakta olan, bir sonraki düşük bağlanma enerjisine sahip elektronlar. Sağa gittikçe bağlanma enerjileri de düşüyor. Bu grafiğe bakarak şuradaki gizemli elementin elektron dizilimini analiz edebiliriz. Sizce bu element hangisi? Videoyu durdurun ve biraz düşünün. Söylediğim gibi, şuradaki tepe kısmı en içteki elektronların bağlanma enerjilerini tespit etmek için. En içteki elektronlar 1s elektronları. Tek elektron bunlar değil, daha düşük bağlanma enerjileri olan elektronlar da var. En içteki kabuğu doldurduğumuzu iki tane 1s elektronu olacağını biliyoruz. İkinci tepe noktasında 2s elektronları olacak. Bundan daha fazla elektron olduğunu bildiğimiz için 2s alt kabuğunu doldurmuş olmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Bir sonraki tepe noktası ise 2p gibi görünüyor. Bu aslında çok mantıklı. Çünkü bakın, Dedektör bu noktada daha fazla elektron tespit etmiş. Ayrıca buralarda daha fazla elektronumuz var. O zaman burası doldurulmuş olmalı. Aslında grafik her zaman buradaki gibi mükemmel olmaz ama kabaca 2p elektronlarının 2s elektronlarına göre 3 kat olduğunu söyleyebiliriz ki gayet mantıklı. 2p alt kabuğu 6 elektron tutabilirken 2s alt kabuğu 2 elektron tutar. Bir sonraki tepe noktası bir sonraki en yüksek enerji kabuğu olacak. Buradaki bağlanma enerjisi daha düşük. Yani elektronları uzağa göndermek daha kolay. 3s2 yazıyorum. Bir sonraki tepe noktası 3p6 olacak ve tamamen dolacak. Bir tepe noktası daha kaldı ki burası da diğer s kabuklarıyla aynı sayıda elektrona sahip. Al Bao kuralına göre burası 4s olacak ve 2 elektron tutacak. Çünkü bu tepe noktası diğer dolu alt kabuklarla aynı. Gördüğünüz gibi fotoelektron spektrumunu kullanarak bu gizemli elementin elektron dizilimini sapladık. 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2. Hangi elementin elektron dizilimi böyleydi? Periyodik tabloya bir bakalım. 1s2 bizi helyuma götürür. 2s2 2p6 bizi neona götürür. 3s2 3p6 bizi argona götürür. 4s2 de bizi kalsiyuma götürür. Gizli elementimiz kalsiyum. Değerlik elektronlarına gelince en dıştaki tepe noktasına bakabiliriz. Yani en düşük bağlanma enerjisi olan elektronların bulunduğu noktaya. Bunların bağlanma enerjisi neden en düşük? Çünkü en uzaktalar. Yani bunları dışarı atmak, uzaklaştırmak daha kolay. Bunları uzaklaştırmak daha kolay olduğu için bağlanma enerjisinin üstesinden geldikten sonra foton enerjisinin daha fazla bir kısmı elimizde kalır ve kinetik enerjiye dönüştürülür. O yüzden bu elektronlar daha da uzağa saçılır. Evet. Kalsiyumun fotoelektron spektrumunu gördük. Peki sizce potasyum spektrumu nasıl olur? Hatırlatma olarak söylüyorum. Potasyumun atom numarası 19, yani çekirdeğinde 19 protonu var. Kalsiyumun proton sayısı ise 20. Ayrıca nötr bir potasyum atomundan bahsettiğimizi varsayıyoruz. Yani 19 elektronu var. Potasyum spektrumunun nasıl olacağını düşünmek için bence videoyu durdurun. Beraber de bakalım mı? Aslında potasyumun spektrumu kalsiyumunkine çok benzeyecek. Ancak 20 yerine 19 protonu olduğu için çekirdeğindeki pozitif yük daha az. O yüzden de kabukları birazcık daha az bir kuvvetle çekiyor. O halde potasyumda da 1s2 olacak. Ama bağlanma enerjisi biraz daha düşük olacak. Sebebi ise çekirdeğe doğru çok fazla çekilmemesi. Çok güzel çizemiyorum ama şöyle biraz daha sağda olacak. Siz anladınız. Aynı şekilde 2S2 de sağa doğru. 2P6'yı da daha sağda çiziyorum. Elimde tam veri olmadığı için mükemmel bir çizim olmadı ama önemli değil. 3S2 de daha sağda. Tekrar edeyim. 20 yerine 19 proton olduğu için içeri doğru çekim gücü biraz daha az. Bağlanma enerjisi de haliyle herhangi bir kabuk ya da alt kabukta da daha düşük. 3p6'yı da çizeyim. Evet. Peki 4s2 nasıl olacak? 4s'te 2 elektron değil, 1 elektron olacak. 20 değil, 19 elektron. Biraz daha sağda olacak. Çünkü bağlanma enerjisi daha düşük. Ama boyutu diğerinin yarısı olacak. Çünkü 2 değil, 1 elektron var. Şöyle çizebiliriz. İşte potasyum fotoelektron spektrumu kabaca bu şekilde. En dış kabukta değerlik elektronlarımız var demiştik. Potasyumun en dış kabuğu da işte burası. Şimdi de buradaki bağlanma enerjisini düşünelim. Bu enerji bize elektronu koparmak için ne kadar enerjiye ihtiyacımız olduğunu söylüyor. İlk elektronu kopardığımızı düşünelim. Burası bizim birinci iyonlaşma enerjimiz. Bu elektronu koparırken elektronlar arası etkileşimler sebebiyle fotoelektron spektrumu değişir. O yüzden ikinci ya da üçüncü iyonlaşma enerjisi diye bir şey düşünemeyiz. Birinci iyonlaşma enerjisini kısaca en dıştaki elektronların bağlanma enerjisi olarak düşünün.